Benimle aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama Huawei'in ambargoyla frenlenmiş olması telefon dünyasını etkiledi. Rekabeti yavaşlattı. Ancak Huawei içinden çıkan, sonra yollarını ayırıp tam bağımsız, yeni bir şirket olarak tek başına devam eden Honor bu boşluğu doldurmak istiyor. Liderliğe yürümeyi hedefliyor. Görünüşe bakılırsa iddialı. Çünkü anavatanın içinde hemen herkesi geçerek en hızlı büyüyen telefon markası oldu. Ve belki de bunu verdi. Özgüvenle aynı başarıyı şimdi dünyaya taşımak istiyor. Ülkemize gelen yeni modeli Honor 70. Süper orta sınıf dediğimiz segmentte yer alıyor. Ama artık nasıl söyleyeyim, bu ayrımın çok da fazla bir önemi kalmadı. Zira insanın içinden gelmiyor 10 bin lira üzerine bir telefona orta sınıf tanımlaması yapmak. Ama amiral gemisi cihazlara bakıldığı zaman da bugün neredeyse 60 bin liralara kadar çıkan fiyatları görüyoruz. Dolayısıyla üzülerek de olsa böyle anlatmak zorundayız. Honor 70'i haftalardır kullanıyorum. Öyle ki Giresun, Fethiye, Kıbrıs, gittiğim her yere götürdüm. Bol bol fotoğraf ve videolar çektim. Çünkü bu telefon bir ilki yapıyor. Yepyeni kamera sensörünü Sony IMX800'ü kullanıyor. Dolayısıyla özel bir model. Hatta şunu söylemem gerekiyor ki beklediğimden daha iyi bir model. Hepsini anlatacağım ama önce kutu içeriği. Kutuların boş olması bence doğru değil. Hatta büyük bir hata. Bir telefon onu destekleyen aksesuarlarla birlikte sunulmalı. Bu açıdan Honor 70 başarılı. İyi bir kutu içeriği sunuyor. Beraberinde koruyucu kılıf, 66 wattlık hızlı şarj adaptörüm, USB kablosu ve dokümanlar geliyor. Yeni modellerde hemen kılıf bulmak kolay değil. Hızlı şarj adaptörleri ise ucuz değil. İşte bu yüzden kutu içeriği başarılı. Honor 70'te en sevdiğim özellikler diye saymaya başlasam tasarım bunlardan biri olur kesinlikle. Çünkü kendi segmenti için güzel ve havalı bir görüntüsü var. Beni etkileyen kısım aslında ön tasarımı. Çünkü gerek ince çerçeveler gerekse de kavisli ekranı başarılı. Evet, küçük bir telefon sayılmaz. Ancak konforlu ve tutması keyifli. 178 gramla da sınıfındaki en hafif modellerden bir tanesi. Zannedersem keyifli görmesinin ya da keyifli hissettirmesinin temel sebeplerinden birisi burası. Üstelik 8 mm ile kalın bir cihaz da sayılmaz. Hatta ekranı hem önden hem de arka taraftan kavisli olduğu için sanki daha da inceymiş gibi hissettiriyor. Yalnız buradaki kavis öyle ufak bir kıvrım değil. 58 derece açı yapıyor. Dolayısıyla yanlardan ekranı kıvrım yaptığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Üstelik az önce de ifade ettiğim üzere sadece ön değil, arka tarafı da kavis yapıyor. Zaten bu şekilde hissiyatı kuvvetlendiriyor aslında. Ağırlık dağılımı iyi planlanan, dengeli bir yapıya sahip olan telefonun önü gibi arkası da cam, kavisli cam. Buraya geçince bazı benzerlikler daha çok hissediliyor aslında. Yani arka tarafa bakınca bir şeyler kafanıza canlanmaya başlıyor. Çünkü çift halkalı kamera bölümü akıllara bir miktar Huawei'in P50 Pro modelini getiriyor. Honor bugün tam bağımsız bir şirket olsa bile bu seviyede telefonlar genelde 18 ila 24 aylık çalışmayla üretiliyor. Belki de bu yüzden olsa gerek, iki ayrı firmadan bahsediyor olsak da iki şirketin güncel telefonlar arasından tasarım seviyesine benzerlikler yakalamak pekala mümkün. Daha çok siyah rengini kullandığım Honor 70'te tercihimi belki de yeşil renkten yana yapardım. Zira daha havalı görünüyor. En azından bana öyle hissettirdi. Tasarımı beğendim. Honor 70 şık ve modern görünüyor. Evet, rakipleri gibi o da kusursuz sayılmaz. Örneğin IP68 sertifikası bu telefona çok yakışırmış. Ya da belki kablosuz şarj özelliği olabilirmiş. Ancak bunlar maliyeti arttıran detaylar. Ve anladığım kadarıyla Honor, maliyet konusunda asıl yatırımı kamera kısmına yoğunlaştırmış ve bu sayede Sony'den öncelik almış, IMX800 sensörünü ilk defa kullanmayı başarmış. Hızlı şarj demişken şunu söyleyeyim. Bence bu telefonun güzel bir detayı daha var. Arzu ederseniz ikinci bir telefonu Honor 70 üzerinden 5 watt hızında şarj edebiliyorsunuz. Yani yeri geldiği zaman bu telefonu bir başka telefonu şarj etmek, yani bir bakıma powerbank gibi kullanmak da pekala mümkün. Honor 70'in ekranı bence oldukça güçlü. Beklediğimiz pek çok özelliğe sahip. 6.67 inç boyutunda ve Full HD Plus çözünürlüğünde olan ekran OLED panel kullanıyor. 10 bit renk derinliği sunuyor ve bu sayede 1 milyar rengi gösterebiliyor. Parlaklığı da hiç fena sayılmaz. Pek çok koşulda pek çok kullanıcıya yeterli gelecektir. Yani YouTube ya da Netflix istediğiniz bir platformu bir şeyler izlemek ya da haberleri takip etmek bu telefonda keyifli. Netflix demişken HDR10 Plus desteği de kıymetli. Bu sayede uyumlu içerikler için dinamik aralığı daha iyi yönetebiliyor Honor 70. Peki ya oyunlar? Kuşkusuz hızlı ekran en çok aradığımız özelliklerden bir tanesi. Honor 70 bu açıdan şaşırtmıyor. 120 Hz yenileme hızı sunuyor ekranında. Dolayısıyla uyumlu oyunlar için genel deneyimi arttırabiliyor. Yalnız tercih sizin tabii ki. İsterseniz yenileme hızını telefona bırakabilir. Yani dinamik modda kullanabilirsiniz. Ya da arzu ederseniz sürekli 60 Hz ya da sürekli 120 Hz modunda da çalıştırabilirsiniz Honor 70'i. Ben bu tür durumlarda telefonu genellikle en yüksek hızda tutmayı tercih edenlerdenim. Evet, pil ömrüne belli oranda olumsuz etki ediyor. Etmiyor değil ama farklı koşullarda ve uygulamalarda telefonu sunabildiği en yüksek deneyimi görebilmek adına bu önemli.
önemli bir detay. Always on display, yani sürekli açık ekran özelliği bu telefonda da var. Temel bazı bilgileri telefonu uyandırmadan ana ekranda takip etmek pekala mümkün. Honor bu kısım için farklı tema seçenekleri de sunuyor. Temalar kısmına giderek sürekli açık ekran özelliği içinde bir takım özelleştirmeler yapmak pekala mümkün. Yalnız sürekli açık ekran ayarlamak için ekran ayarları kısmına değil, duvar kağıtları bölümüne gitmeniz gerekiyor. Hazır ayardan bahsetmişken ekranın renk modu ve sıcaklığını kendi isterlerinize göre otomatik ya da manuel değiştirebiliyorsunuz. Renk sıcaklığı özellikle mavi ışık filtresi dikkate alındığı zaman göz sağlığı açısından da kıymetli bir özellik. Mutlaka kullanmakta fayda var. Ekran üzerinde parmak izi sensörü yer alıyor. Optik mimariye sahip olan sensörün okuma hızı ve okuma doğruluğu güzel. Bu konuda çalışma yapıldığı belli. Ama arzu edenler ön kamera üzerinden yüz tanıma ile kilit açma fonksiyonunu da kullanabilir tabii ki. Kısacası Honor 70 sınıfı için başarılı bir ekrana, keyifli bir deneyime sahip. Daha önce de ifade ettiğim üzere Honor 70 süper orta sınıf bir telefon ve bu açıdan en iyi platformlardan birine sahip. Snapdragon 778 G Plus'tan güç alıyor. Buradaki Plus takısı önemli çünkü güncellenmiş bir versiyondan bahsediyoruz. Birincisi 6 nanometre üretim tekniğine sahip. Dolayısıyla watt başına performansı daha iyi. Aynı zamanda performans tarafında 4 tane Cortex A78 çekirdeği var. Ama bunlardan bir tanesi en yüksek performans temsil ediyor. Ve Plus olmayan versiyonla kıyaslandığı zaman 100 MHz yukarıda çalışıyor. 2400 MHz değil 2500 MHz'e görev alıyor. Aynı yapıya sahip olan diğer 3 Cortex A78 çekirdeği ise 2200 MHz'de çalışıyor. Bu çekirdekler başta oyun olmak üzere performans ihtiyacına devreye giren çekirdekler. Yani daha hızlı ama tabii ki daha fazla enerji tüketiyor. Özel bir kümeyi oluşturuyor. Öte yandan başta arayüz olmak üzere daha çok günlük kullanım esnasında, yani hafif iş yüklerinde ise devreye Cortex A55 çekirdekleri giriyor. 4 çekirdekli küme 1900 MHz'de çalışıyor. Grafik tarafında ise, yani oyunları daha çok ilgilendiren kısımda ise karşımıza Adreno 642 ile grafik işlem birimi çıkıyor. Daha iyi bellek desteği sayesinde selefine göre %40 civarında daha iyi performans gösterebiliyor bu GPU. Platformun sahip olduğu 6. nesil yapay zeka motoru olan Hexagon 770 sayesinde saniyede 12 trilyon işlemle daha yüksek yapay zeka performansı gösterilebiliyor platform sayesinde. Performans sonuçlarını gördünüz zaten. Snapdragon 778G Plus platformu pek çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli. Oyun performansı çoğu kullanıcıya keyifli zaman geçirecektir. Honor 70'in hoşuma giden detaylarından biri de termal kararlılığı. Zira CPU throttle testinde performansını %95 oranında korumayı başardı. Evet, yoğun yük altında örneğin uzun süren oyun deneyiminde rakipleri gibi o da ısınıyor. Ancak buna rağmen sürdürülebilir performansını koruyor. Dolayısıyla deneyim açısından kullanıcısını üzmüyor. Bu tablo hem platformun verimliliği hem de onunla uyum gösteren iç tasarımın bir sonucu olarak yansıyor. En yüksek performansı isteyenler ayarlar kısmından pil bölümüne giderek en yüksek performans modunu aktif edebilirler. Atlamadan geçmeyelim, ortaya çıkan performansa low power DDR5 yani LPDDR5 serisi yeni nesil belleklerin payı da büyük. Honor 70 yeni nesil kamera sensörünü Sony IMX800'ü kullanıyor. Bu açıdan dünyada bir ilki yapıyor. 1/1.49 inç boyutundaki kamera sensörü 54 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ve aynı zamanda f1.9 diyaframla çalışıyor. Öte yandan 122 derece görüş sağlayan 50 megapiksel ultra geniş kamera, ki bu aynı zamanda makro kayıt yaparken de kullanılıyor. Ve 3. kamera tarafında da 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor. Deneyime gelecek olursam kamera kısmı için bu son derece önemli. Ana kamera düşündüğümden daha iyi çıktı. Standart olarak en yüksek çözünürlüğü kullanmıyor. 54 megapiksel görüntü kaydı yapmak için arayüz kısmından diğerleri bölümüne giderek yüksek çözünürlük modunu aktif etmeniz gerekiyor. Ancak hangi modu seçerseniz seçin, ortaya çıkan görüntüler gerek detay zenginliği gerekse dinamik aralık açısından bu segment bir cihaz için fazlasıyla başarılı. İster açık hava, ister kapalı ortam, ister gündüz, ister gece olsun görüntüler keskin ve kameranın netleme hızı da keyifli. Belki o ise olsaydı daha da keyifli olabilirdi. Ancak bu model için tercih edilmemiş. Bu arada görüntülerin galeride oluşturulma süresi de başarılı. Şunu söyleyeyim, telefonda 2x yakınlaştırılmış modu da var. Evet, donanım seviyesinde bu telefonda bir telefoto kamera özelliği bulunmuyor. Ancak iyi ışık koşullarını 2x yakınlaştırma gerçekten kaliteli. Paylaşıma değer sonuçlar veriyor ki zaten şu anda görüyorsunuz. 2x'in ötesinde yer yer 5x'e kadar da kullanılabilir fotoğraflar mümkün. Ama 5x'ten sonra dijital yakınlaştırma yapıldığı fazlasıyla kendisini belli etmeye başlıyor. En nihayetinde yazılım seviyesine yakınlaştırma yapılıyor. Optik bir yakınlaştırmadan bahsetmiyoruz. Ultra geniş kamera ise bence bu segment cihazlar arasında gerçekten iyilerden bir tanesi. 122 derece görüntülerde doğası gereği evet, köşelerde belki bir miktar yumuşama yer yer kendisini belli ediyor ama ortaya çıkan görüntü renk ve detay zenginliği açısından bence hiç fena değil. Makro çekimler için de yine ultra geniş kamerayı kullanıyoruz. Şunu söylemeliyim ki evet, amiral gemisi düzeyinde makro çekim sonuçları vermiyor belki ama istendiği zaman makro çekim yapılabilecek esnekliği sağlayabiliyor. Neyi fark ettim? Eğer makro çekim yapmak isterseniz o modda telefon çok fazla hassaslaşıyor. Dolayısıyla belki tripod kullanmak ya da çok dengeli bir şekilde sabırla çekim yapmak gerekebiliyor. O yüzden eğer makro çekim yapmak isterseniz bu tür detaylar belki işinize yarayabilir. Derinlik kamerası için ise çok
çok fazla yoruma gerek yok sanırım. Portre çekim esnasında ondan gelen bilgiler hesaplama için kullanılıyor. Dolayısıyla arkanın bokeh yapıldığı, bulanıklaştırıldığı görüntülerde bu kameradan gelen bilgiler önemli. 32 megapiksellik ön kamera bence çok başarılı. Özellikle iyi ışık koşullarında detay zenginliği oldukça yüksek, kaliteli çıktılar veriyor. Ekranlarınıza gelen görüntülerde özellikle sakallarıma dikkat etmenizi isterim. Yüksek çözünürlük sayesinde buradaki detaylar oldukça belirgin. Düşük ışık koşullarında ya da gece çekimlerinde ise kaliteyi arttırabilmek adına ekran flash olarak kullanılıyor. Ki ortaya çıkan sonuçlar bence oldukça iyi bu segment bir telefon için. Açıkçası Honor 70'in kamera deneyimi bence bu segmentte oldukça iddialı. Video tarafına gelecek olursam eğer arka kamera 4K 30fps, ön kamerası 1080p çözünürlüğünde video kaydı yapıyor. Gerek iyi gerekse de kötü ışık koşullarında kendi segmenti için yine başarılı ve detay zenginliği yeterli sonuçlara imza atıyor. Elbette çok karanlık ortamlarda video esnasında kumlanma ya da onun emareleri kendisini belli etmeye başlıyor. Ama ortaya çıkan genel sonuç bence oldukça iyi ve yeterli. Elektronik stabilizasyon özellikle 1080p çözünürlüğünde fena değil. Ancak böylesi bir telefon o isteyen optik sabitleme çok yakışılmış bence. Tabii Honor 70'in sektöre kazandırdığı önemli bir yenilik var. Solo cut fonksiyonu. Kameranın solo cut özelliği sayesinde tek bir sahneden iki ayrı video elde etmek mümkün. Birinci videoda sahnenin genelini kaydederken, ikinci videoda ise örneğin sahne içerisindeki sevdiğiniz bir kişiye yoğunlaşarak gerçek zamanlı olarak onun videosunu da ayrı olarak kaydedebilirsiniz. Dediğim gibi tek bir çekim ile iki ayrı video elde etmek mümkün. Bu başta vloglar olmak üzere kamerayı kullandığınız pek çok alanda yeni esneklikler, yeni yaratıcı fikirler ortaya çıkmasını sağlayabilir. Uzun lafın kısası Honor 70'in kamera mimarisi bence oldukça iyi. Kullanması bir o kadar keyifli. Yazılım arayüzüne geçelim isterseniz. Android 12 üzerinde Magic UI 6.1 ile çalışıyor Honor 70. Güvenlik güncellemesi ben bu videoyu çektiğim esnada Ağustos ayına aitti. Açıkçası dengeli bir entegrasyon sunuyor Magic arayüzü. İleri seviyede bazı özelleştirmelere de sahip. Başta tema desteği olmak üzere kullanıcılara kişiselleştirme imkanı sağlıyor. Örneğin sanal bellek arttırımı yapabiliyor. Bu bence donanım ve yazılım entegrasyonu açısından kıymetli bir detay. Bunun dışında GPU Turbo ve OS X Turbo gibi özelliklerden de istifade ediyor. GPU Turbo daha çok kaynak yönetimini grafik işlem birimine yönlendirerek oyunlar esnasındaki en yüksek performansın daha uzun süre korunmasını sağlıyor. OS X Turbo ise daha çok depolama birimini düzenli olarak kontrol ederek gereksiz yığınların oluşmasını ve buna bağlı olarak zaman içerisindeki yavaşlama gibi sorunların ortaya çıkmasını engelliyor. Çoklu uygulama desteğine sahip olan telefon ayarlar çatısı altında kullanıcı inisiyatifine bıraktığı çok fazla seçenek sunuyor. Şunu söylemem gerekiyor ki gerek yazılım optimizasyonu gerekse de donanım gücü sayesinde telefon herhangi bir darboğaz yaşamıyor, herhangi bir tepkisel bir sorunu ortaya koymuyor. Son derece akıcı bir şekilde kullanıcıdan gelen tüm tepkilere cevap vermeye çalışıyor. Biraz da diğer özelliklerden bahsedeyim isterseniz. Honor 70'in anten tasarımı başarılı. Yeniden başlatıldığına dair şebekeye bağlanma süresi iyi. Öte yandan sesli görüşme esnasında gerek ayırıcının netliği gerekse de mikrofonun kalitesi güzel. Hoparlör ise bence bu telefonun en önemli özelliklerinden biri sayılmaz. Stereo ses sisteminin olmadığı telefon kimi kullanıcılara belki yeterli gelebilir. Ama ben biraz daha yüksek ses çıkış gücü ve daha belirgin bassları duymak isterdim açıkçası. İster soğuk başlangıç isterse de sıcak başlangıç olsun, GPS konusunda yetenekli bir telefon Honor 70. Uyduları bulma, bağlanma ve konum bilgisi tayin etme konusunda kullanıcısını üzmüyor. Makul tepkiler gösteriyor. Kablosu bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 ile çalışıyor. Dolayısıyla modern cihazlara zahmetsiz ve yüksek hıza bağlantı kurabiliyor. Şebeke tarafında ise henüz ülkemizde olmasa bile Honor 70 5G desteği de sağlıyor. Pil
pil performansında ise 4800 mAh kapasiteli batarya telefonun verimli mimarisiyle birlikte günü çıkarma konusunda herhangi bir sorun yaratmıyor. PC Mark'ın karma kullanım testinde 11 saatin üzerine sonuç verebiliyor Honor 70. Yani saatler sürecek oyun deneyimi gibi ağır stres oluşturan kullanım şekilleri dışında gün içerisinde yeniden şarj etme ihtiyacı doğurmayacaktır bu telefon. En azından benim kullanım şeklinde böyle bir ihtiyaç ortaya çıkmadı. Ancak elde edeceğiniz pil süresi günün sonunda tercih ettiğiniz ayarlar ve kullanım şeklinizle ilgili olacaktır. Şarj hızına gelecek olursam eğer, 66 wattlık adaptörle 10 dakikada pili %22 seviyesine doldurabiliyor. Bakın 0'dan %22 sadece 10 dakikada dolduruyor. Tamamın doldurması ise 50 dakikadan kısa sürüyor. Yani hem hızlı şarj adaptörünü beraberinde getirmesi, kutu içeriğini sunması hem de hızlı şarj ile kısa sürede pilin doldurabiliyor olması bu telefonun önemli avantajlarından bir tanesi diye düşünüyorum. Honor 70 ülkemize 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneği ile geliyor. Telefonda iddialı olan şirket VIP hizmet imkanları da sağlıyor. Bunlar hakkında tüm detayları Honor Türkiye'nin resmi web sitesinde öğrenebilirsiniz. Öte yandan hepsi buradayla bir işbirliği de söz konusu. Örneğin eski telefonu götürüp Honor 70'e daha uygun fiyata almak da pekala mümkün. Yeni telefon bakanların bu tür detayları araştırmasında okumasına fayda olduğunu düşünüyorum. Toparlamam gerekirse, Honor 70'i kullandığım süre boyunca genel olarak keyif aldım. Başta da ifade ettiğim üzere beklentimin üzerine çıkan bir cihaz oldu bu telefon. Rakipleri gibi onun da eksikleri var. Örneğin OIS olmasını isterdim. Ancak 120 Hz OLED ekranı, sınıfı için oldukça başarılı olan kamera donanımı ve şık tasarımıyla bence bu segmentin en önemli modellerinden birisi olacak Honor 70. Evet, tüm bu detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığım zaman atladığım bir husus var mı diye düşünüyorum ama zannedersem 3 aşağı 5 yukarı her şeyi anlatmış oldum. Kapanışa doğru gelirken her videoda ifade ettiğim üzere sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi Özay ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takibe de alabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bir başka videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.